Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan abi ben. Bugün sizinle Oppo Reno 4 Lite'ın hep beraber gerçek kullanım pil testini yapacağız. Yani bunların incelemesini aslında ben bu hafta, önümüzdeki hafta yapmak istiyorum ama boğazlarım çok fena ağrıyor. Yani sanıyorum herhalde bu hafta yapacağım ilk ve son video olabilir arkadaşlar, kusura bakmayın. Gerçekten dediğim gibi boğazlarım ağrıyor ve biraz dinlenme ihtiyacım var. Herhalde çok fazla konuşmam lazım ama dediğim gibi size de videoları yetiştirmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla merak eden insan var bu telefonu. Özellikle yani yeni piyasaya sürüldüğü ve fiyat anlamında aslında en alınabilir Oppo Reno 4 tabii ki modeli olduğu için de birçok insan merak ediyor. Ya zaman zaman aslında bu tarz eleştirileri bazı arkadaşlarımız yapıyor ama ben çok dediğim gibi üstüme almıyorum bunu. Çünkü bana diyor ki mesela adam, abi Oppo'yu çok övüyorsun diyor. Ya aslında övmüyoruz yani. Neyse onu söylemeye çalışıyoruz. Mesela bu telefonun pili ya çok iyi çıktı. Biraz sonra zaten söyleyeceğim. Şimdi buna iyi demeyelim mi mesela? Çok iyi bir pil performansı olan bir telefondan bahsediyoruz. Kendi fiyat segmentine göre çok başarılı, özellikle kendi pil segmentine göre diyebiliriz. Çok başarılı bir performansa imza atıyor. Bunu söylüyoruz ama mesela eleştireceğim bir konu var benim burada. Belki Oppo'dan birileri izlerse mutlaka bunu kendileri de değerlendirsinler. Şimdi bu telefonun fiyatının 3599 TL olduğunu görüyoruz. Oysa ki bu telefonun fiyatının 3499 TL olması lazımdı. Neden diyorsanız hemen tam karşısına, ya yani Oppo Reno 4 Lite'ın pazara sunulduğu gün Samsung hemen Galaxy M31S'i ve Huawei'de P Smart 2021 modellerini hemen, ya bizde de var bunlar falan filan, ona benzeyen telefon bizde de var deyip pazara sundular. Aynı gün yani hepsi satışa sunuldu. Şöyle söyleyelim, ya bu telefonlara baktığınız zaman, ya diğer iki telefon, Samsung Huawei telefonlara baktığımız zaman 3499 TL olduğunu görüyoruz. Bu telefonun 3599 TL olmasını neden eleştiriyorsun diyorsanız, biliyorsunuz ülkemizde yasal olarak 3499 TL'nin üzerindeki telefonlara 6 ay taksit uygulanabiliyor ya da 3 ay da olabilir, şu an yalan olmasın. Ama 3400-3500 TL'nin altındaki telefonlar, yani 3499 TL satılan Samsung ve Huawei telefonların GSM operatörleri 12'ye kadar taksit yapabiliyorlar. Bu noktada gerçekten de fiyat anlamında aslında bir noktada eleştiri yapmamız gerekiyor. Yani bu telefonun fiyatının 100 TL daha ucuz olması lazımdı ama vardır bir birlikleri diye düşünüyorum. Şimdi telefonu pil testi yaptık. Şöyle söyleyelim. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi telefonu saat 07.30 itibariyle şarjdan çektik. Ve telefonumuzun %100 pili vardı. Bugün pazar günü. Ve ben de açıkçası biraz daha uyuyayım dedim. Biraz zaten hastayım da. Saat 9'da uyandım. Bir baktım telefonu hala %100 pil var. Hakikaten bu bekleme süresi tarafında oldukça başarılı bir telefondan bahsediyoruz. Belki de bu noktada biraz bekleme süresine bahsetmek lazım. Şimdi ben bu telefonu 4 günden beri kullanıyorum. %80 civarında şarjınız varken yattığınızda %1 şarj tüketiyor sabaha kadar. Eğer %30 civarında piliniz varsa ve yatıyorsanız da sabaha kadar %2, %3 civarlarında şarj tüketiyor. Yani bekleme süresi tarafında çok başarılı bir telefonla karşı karşıyayız. Tüm gün boyunca Wi-Fi açıktı. Bununla beraber WhatsApp ve bir de gün içinde bilgisayarımızdan kullandık ve parlaklık da otomatikteydi arkadaşlar. Şimdi biraz telefonu herhalde etki eden, yani bu pile etki eden özelliklerden biraz bahsedelim. 6.43 inç boyutunda bir Full HD Plus çözünürlüğünde 409 ppi değerinde bir ekranla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ve tabii ki AMOLED bir ekran. Gerçekten de çok verimli, çok güzel bir ekrandan bahsediyoruz. Telefonda MediaTek Helio P95 yonga seti var. 12 nanometre üretim sürecine sahip bir yonga seti. Biliyorsunuz 8 çekirdekli bir yonga seti. 2 tane Cortex A75 çekirdekten oluşuyor. 2.2 GHz'ine çalışıyor. Diğerleri de 6 tane Cortex A55 çekirdekleri var. O da 2 GHz ile çalışıyor. PowerVR GM9446 bir GPU var. Daha önce test ettiğimiz bir GPU. Bu da oldukça başarılı bir performans imza atıyor. Nasıl bir performans imza atıyor diyorsanız PUBG'de arkadaşlar orta ayarlarda oyunları optimum şekilde oynayabilmenizi sağlayan bir GPU'dan bahsediyoruz. Telefonda 4015 mAh pil gücü var ve 30 Watt'ta VOOC 4.0 desteğine sahip bir şarj aleti ile kutu içinden çıkıyor. Peki ne kadar sürede şarj olabileceksiniz? Bu şarj aleti bunu nasıl şarj ediyor? Bundan bahsedelim biraz. Saat 23.40'ta ekran görüntüsü alırken 23.41 oldu arkadaşlar. %1 pilimiz vardı. Tam yarım saat sonra 00.10'da %38 pil olduğunu gördük. Yani 30 dakika içinde %37 şarj olabildi. Bununla beraber saat 00.45'te, yani teste başladığımızın tam 1 saat 5 dakika sonunda %75 şarj olduğunu gördük. Yani 1 saatlik sürede %70'in üzerine çıkabiliyor arkadaşlar, bunu belirtelim. Ve saat 01.10'da da teste başladığımızın tam 90 dakika sonunda arkadaşlar telefonda %93 şarjımızın olduğunu gördük. Yani 1,5 saat boyunca %92 şarj oldu. Her dakikaya %1 şarj düşen bir performanstan bahsediyoruz. O da oldukça güzel. Peki gün içinde telefonu ne yaptık? Tüm telefonlara yaptığımız testi aynen bu şekilde bu senaryoyu buna da yaptık. 70 dakika boyunca görüşme yaptık ve sadece %7 pil tüketti. Bu başarılı bir rakam. 70 dakika boyunca YouTube'da video izledik. Ne kadar şarj tüketti derseniz %9 şarj tüketti. Bu da oldukça başarılı rakamlardan bir tanesi.
70 takımınca sosyal medya dolaştık. İşte Facebook, Instagram hikayeleri, Twitter, sizin YouTube'dan sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalıştık ve burada toplamda 70 dakikada %10 pil tükettiğini gördük. Bu da gerçekten başarılı bir rakam. 70 takım önce radyo dinledik Wi-Fi üzerinden. Bu da %4 pil tüketimine sebebiyet verdi. Peki diyeceksiniz abi oyun ne yaptın? 70 takım önce PUBG oynadık. Ve açıkçası ben PUBG oynamayı çok sevmiyorum. Ya PUBG'de hiçbir şey yapmadan hakikaten ikinci oluyorsun, üçüncü oluyorsun. Hiçbir şey yapmadan yani. Enteresan dediğim gibi bir oyun. Neden beğeniyorsunuz, neden seviyorsunuz bu oyunu anlamıyorum. Mesela Call of Duty gibi bir oyun varken hakikaten bu PUBG bana sorarsanız oyun değil ama işte PUBG oynayın diyorsunuz, PUBG oynuyorum arkadaşlar. 70 dakikalık boyunca PUBG oynamamda da %21 şarj tüketti. Şimdi bu %21 biraz bana fazla geldi. Ama şöyle de bir detay var, bunu söyleyelim. Yani orta ayarlığa döndük. Eğer burada çözünürlüğü biraz düşürmüş olsaydık kesinlikle burada daha %21'den %16'lara bunu düşeceğini görecektik. Önümüzdeki günler hatta bununla ilgili bir video çekebiliriz. En azından bu spesifik testi de hep beraber görmüş oluruz diye düşünüyorum. Tüm gün boyunca 10 adet fotoğraf çektim ve bunların 2 tanesini paylaştım. Bugün Asildor aradı, WhatsApp web görüşmesi yapmak durumunda kaldık Asildor ile. 10 dakika boyunca WhatsApp web görüşmesi yaptık. Hatta 10 dakikayı biraz geçmiş olabilir, 11 dakika civarlarındaydı ama 10 dakika diyelim. Bununla beraber boğazım kötü olduğu için ya bir tane dedim gideyim antibiyotik alamıyoruz. Bari dedim şey alayım, bir boğaz pastili alayım. Boğaz pastili almak için dışarı çıktım. Nöbetçi eczaneyi ararken bir 5 dakikalıkta Google Maps kullanımım oldu. Ve saat 16.40 itibariyle, yani testimize başladığımızın tam 9 saat 10 dakika sonrasında arkadaşlar, bu telefonda %51 pil kaldığını gördük. Nereden bakarsanız bakın gerçekten de çok başarılı bir rakam. Aslında bu WhatsApp görüşme, 10 dakikalık bu WhatsApp görüşmeyi, bununla beraber bu haritaları falan kullanmamış olsaydım muhtemelen %54-55 civarında pilimiz kalırdı. Çok başarılı performans arkadaşlar. Yani 4015 mAh bir pil gücü olmasına rağmen bu kadar iyi bir pil performans sağlaması tek yemeli muhteşem. Şöyle söyleyelim, bu pil gücüne sahip telefonları test ettiğimizde, başka bir mesela markayı test ettiğimizde, çok marka ya neden vermeyeyim ki ya, geçtiğimiz günler General Mobile'ın inceledik arkadaşlar GM20 Pro'yu. Hemen hemen aynı pil performansı var. Onda mesela %29 mu kalmış, %30 mu ne kalmıştı? Bunda baktığınız zaman %51 kaldı. Yani neredeyse iki katı fark olacak arkadaşlar. O yani o yüzden hani bunu öne çıkartmak bence doğru bir şey. Çünkü baktığınızda evet yani bu pahalı mı? Pahalı ama daha mı fazlasını sunuyor? Daha fazlasını sunuyor arkadaşlar. Yani şimdi para veriyorsunuz ama bunlara veriyorsunuz açıkçası. Benim pil testiyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani bu telefonu almayı düşünen bir insan varsa ve abi hani bunun pili nasıl gider falan diyorsanız hiçbir kafanıza soru işareti kalmasın diye bu videoyu çektim. Umarım kendimi iyi hissederim. Bunların incelemesini de sizlerle kısa sürede paylaşmak istiyorum. Yeni videolar görüşeceğiz. Gerçekten çok yoruldum. Hoşça kalın. Bye bye.